Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, merhabalar. Bu hafta sizinle çark felek yarışması yapacağız. Online eğitimde biliyorsunuz çeşitlendirmek lazım. Bilgisayar oyunlar çerçevesinde, uzaktan eğitimde çeşitlendirmezsek bir noktadan sonra çocuklarımız sıkılabilir. Bu süreçte de uzaktan eğitim devam edecek gibi gözüküyor. Bu süreçte de öğretmenler olarak, beden eğitimi zümreleri olarak birbirimize destek olmamız gerekiyor. Ben de nacizane her hafta birbirinden farklı videolarla, birbirinden farklı branşlarla sizlere yardımcı olmak istiyorum. Bu hafta şimdi birazdan World Wall etkinliği olarak farklı bir çark felek etkinliğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google'a World Wall yazıyoruz. Oturma aç dedik. Burada Google hesabınız yoksa Gmail ücretsiz temel hesap için kaydolun bölümüne tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ücretsiz kaydolduğunuz takdirde World Wall'da toplam 5 tane ücretsiz etkinlik hakkınız var. Daha sonra beğenirseniz, ki beğeneceğinize eminim, benim çok işime yarıyor, satın alıp devam edebilirsiniz. Ben Google ile giriş yapacağım. Birbirinden eğlenceli ve eğitici, antrenmanlarımdan ve eğitsel oyunlarımdan haberdar olmak için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Buradan yeni bir etkinlik oluşturacağız. Rastgele tekerlek. Bakın buradan şablon seçebiliyorsunuz. Test, eşleşmeyi bul, kutuyu aç, rastgele kartlar, eşleşen çiftler. Game Shop testi biliyorsunuz benim en çok kullandığım şablonlardan bir tanesi. 2500 milyar ister tarzı bilgi yarışmaları yapılıyor. Birçok branşta da gayet etkili oluyor. Burada kelime arama butonları var. Sıralama. Uçak olarak ilkokul seviyesine uygulanabilecek bulutlarla uçakla bulutları yakalıyorsun vesaire. Anagram var. Eşleştirme de çok kullandığım bir şey. Test, normal klasik test. Çoktan seçmeli bir dizi soru hazırlayabilirsiniz. Ama ben bugün rastgele tekerleği göstereceğim. En popüler yarışmalardan bir tanesi. Buraya etkinlik isminizi yazıyorsunuz. Mesela spor çemberi diyelim buna. Tekerleğin ortasında görünecek isim okulunuzun ismi olabilir. Ben mesela geçeceğim falan. Koleji. Buraya mesela soru ekliyorsunuz arkadaşlar. Aklınıza hangi soru geliyorsa, mesela şu anda ben şablon olarak araştırdım, buradan fotoğrafa tıkladığınızda aslında buraya mesela basketbol, voleybol yazdığınızda fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Örnek basketbol buradan seçebiliyorsunuz. Ama burada bazen uygunsuz fotoğraflar da olabiliyor. Eklenilmiş daha önce farklı kişiler tarafından. O yüzden ben buradan tıklıyorum resimekte. Yükle kısmına tıklarsanız kendi bilgisayarınızdaki PC'den fotoğrafları ekliyorsunuz. Buradan masaüstü dedim. Çark felek için daha önce fotoğraflar indirdim birkaç tane. Örnek veriyorum. Şenol Güneş ekleyelim. Milli takım, A milli takımımızın, soruyu kendiniz yazıyorsunuz. Milli takımımızın. Teknik direktörü kimdir? Bu spor kültürü olarak genel güncel soru olarak sorulabilecek bir soru. Çark felekte birbirinden farklı branşlara da yer verebilirsiniz. Benim biraz sonra yapabileceğim gibi. Değişik olarak branş sadece futbolla alakalı, oryantrikle alakalı, voleybolla alakalı sorular da yapabilirsiniz. Mesela Şinav Mekik. Ben indirdim mesela. Mekik. Çark feleğe döndürdüğünde mesela öğrenci geldi. 10 kez mekik çeker misin? Ya da çek. Üçüncü soru mesela ilk de dedik. Plank. İşte 30 saniye plank yap. Tabi plank'i daha önceden anlatmanız gerekiyor öğrenciye. Ben anlattığım için kolaylıkla. Mesela şınav. 10 adet ya da 10 kez şınav çek. Mesela
Hediye kutusu diyelim. Mesela şunu ekledik diyelim. Sürpriz soru deyip mesela burada sözlü olarak senin soruyu sorabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum bazen, heyecan oluyor. Öğrenci de heyecanlı. Hocam acaba ne soracaksanız, çok mu şanssızım, çok mu şanslıyım? Öğrencinin sportif durumuna göre, oradan seviyesine göre bir soru belirleyebilirsiniz. Mesela görüntüdeki spor branşı nedir? Orientilikle alakalı. Fotoğraf ekledim. Gördüğünüz gibi. Görüntüdeki spor branşı nedir diye sorabilirsiniz. Mesela bunu çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sizin öğrencilerinizin seviyesine bağlı. İlkokul mu, ortaokul mu, lise mi? Sportif seviyede ya da o günkü kazanım ne? O günkü konunuz ne? Yıllık planınıza göre. Ona göre gidebilirsiniz. Şuna giriş koyduk. Mesela milli takımımızın ilk 11'i. Futbol kaç kişi ile oynanır? Örnek. Milli takımın ilk 11'inin fotoğrafını koydum. Mesela örnek olarak bu kadar yeterli. Daha sonra burada ö ekledim. Ekleyebilirsiniz. Minimum 3 tane seçenek, maksimum 50 tane soru ekleyebiliyorsunuz. Gayet de aktif ve güzel bir yarışma. Bitti dedik. Etkinliği şu anda kaydediyor arkadaşlar. Kaydetti. Spor Çemberi. Buradan tema seçiyorsunuz arkadaşlar. TV oyun programını seçiyorum ben. Çok eğlenceli oluyor. Burada zamanlayıcı, ileri sayım, geri sayım olabilir. Döndürme gücü düşük, yüksek. Öğe sırasını karıştır. Rastgele gelsin diyebiliyorsunuz. Sonra buradan tabii içeriği düzenledikten sonra arkadaşlar şöyle bir sıkıntı da var. Bunu paylaşmanız lazım. Paylaşmazsanız öğrenci göremez. Paylaş diyorsunuz. Öğrencileri ödev olarak gönderebilirsiniz. Ya da bizim mesela okulumuzun kendi online sistemi var. Online sistemde canlı olarak ekranı yansıtabiliyoruz. Zoom'da da bu seçenek var. Devlet okulunda çalışan arkadaşlarımız da yapabilir. Genel kullanımı açın dediğinizde spor çemberi. Buradan yaş bandını, konuları ekleyebiliyorsunuz. Mesela konu ekle, beden eğitimi. Konu ekle, çarkı felek. Buradan hashtagler oluşturup zümrelerimize de yardımcı olabiliriz. Arama butonunda aradıklarında kolaylıkla bulabilirler. Spor çemberi. İşte Emre Kurtekin'i arayan çok. Bu ESL oyunlar konusunda bayağı paylaşım yaptığından dolayı sağ olsun arkadaşlar. Ziyaret ediyorlar. Eksik olmasından. Yayınla dedik. Burada URL link paylaşıyor arkadaşlar. Kopyala diyebilirsiniz. Burada Facebook'ta, Twitter'da ya da herhangi bir mail yoluyla paylaşabilirsiniz. Kopyala dedim. Bu linki mesela bitti dedik. Tekrar buraya yapıştırdığımızda ya da mail attığımızda direkt etkinliğe giriyor arkadaşlar. Yani öğrencilerle paylaştık. Öğrenci buradan. Paylaşan da burada gözüküyor. Emre Hoca final benim profilimden paylaşıldı. Sizin de kendi üye olduğunuz isim yazacak. Ona göre üye olduğunuz ismi fake değil de resmi ya da adınız ya da Emre Hoca soy isim belirtmeden de belirleyebilirsiniz. Rastgele tekerleğe girdiğimizde canlı yayın yaptığınızda ekran paylaşımını şunu büyütün arkadaşlar. Büyütmeseniz çevredeki yazılar gözüküyor, çirkin gözüküyor. Ben bunu büyütüyorum. Döndüre bastım. Evet. Şansımı. Hocam bunu bilmiyorum ki, bu nasıl bir spor ya? Diyeceklerini duyar gibiyim anlatmadıysanız. Orientering'i genellikle de dans sanıyorlar. Oriental dansı sanıyor öğrenci. Özellikle konu olarak anlattıktan sonra bu çarkı feleğe koyacağınız branşları daha önce anlatmış olun arkadaşlar. Örnek veriyorum, orientering'i anlatmadıysanız orientering'le alakalı Google'dan, YouTube'dan, benim videolarımdan olabilir, farklı videolar olabilir, nedir, nasıl oynanır var, TRT'nin çok güzel faydalı videoları onlardan da olabilir. Orientering'le alakalı videoları ya da kendi hazırladığın slaytlara izlettirin, ondan sonra oynatın. Çünkü öğrenci şaşırabilir arkadaşların yanında, rencide olmasın.
Görüntüdeki spor branşı nedir? Oryantilik hocam. Tebrikler. Örnek veriyorum. El ağacım 10 puan kazandı. Dedik. Sözün adına 10 puan ekledik. Öğrenciyi de motive ettik. Bu konuda da online derste katılımlar için gerçekten ödüllendirmek gerekiyor arkadaşlar. Görüntüdeki spor branşı nedir? Ela cevapladı diyelim. Ortadan kaldır seçeneği var. Ortadan kaldırdığınız zaman başka bir çocuğa bir soru çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmasını istiyorsanız ortadan kaldırmayı tekrar döndürebilirsiniz ama tekrar yine farklı bir çocuğa aynı soru çıkarsa haksızlık olabilir. Bu soru adedini sınıftaki öğrenci sayısına göre belirlemeniz gerekiyor. Mesela benim sınıflarım 10-12 kişi. 10 kişide 10 soru, 7 kişide 7 soru ayarlayıp herkese bir soru haksızlık olmadan devam edilebilir. Tekrar döndürelim mesela. Fotoğraflar da gayet net gözüküyor. Bu TV programı seçeneğini, şablonu seçerseniz diğer bazı şablonlarda çarkı felekte uzak duruyor arkadaşlar. O yüzden tecrübelerimden yararlanarak size tavsiye ediyorum. Bunda TV programı şablonu seçin lütfen. 10 kez şınav çek. Aa hocam şınav çekmeyi bilmiyorum ya da hocam ben çekebilir miyim diye öğrenciler olabiliyor canlı yayında. Mehmet sen bilmiyorsan tamam Mehmetciğim puan kazanma hakkını kaybettin. Arkadaşın işte Ali çekmek istiyor. Ali'cim 10 tane şınav çek. Kamerasının açık olması tabii önemli. Bazı öğrenciler kamera açmıyor, mikrofonla katılıyor. Onlar da şınav, mekik gibi sorulardan ziyade diğer sorular, alternatif sorulara tekrar çevirebiliriz. Mesela Ali'ye geldi. Ali'nin kamerası yok. 10 tane şınav çekecek. Ali'cim o zaman sürdürelim. Bir daha döndürelim Ali. Sana farklı soru gelsin Ali'cim. Evet Ali'cim. Ekranda görüyorsun. Futbol kaç kişiyle oynanır? Çok basit bir soru. Sen futbolu pek sevmezsin ama basketbolcusun ama Ali'cim. Futbol kaç kişiyle oynanır? Hocam siz anlatmıştınız derse 11 kişi. Bravo Ali'cim. Ya da 12 kişi dedi. Ali bir daha düşün. Öğrenciye direkt yanlış olarak yazmıyorum. Bir daha düşün deyip motive edip doğruyu bulmasını sağlayalım. Ali buldu bunu da ortadan kaldırdı. Gibi devam ediyor. Yani basit bir soru çoğaltılabilir. Ortada okulunuzun ismi yazıyor. Gördüğünüz gibi çok şık bir görünüş de oluyor. A milli takımımızın teknik direktörü kimdir? İşte bu soruyu bekliyorum. Videoyu sonlandıracağım ama Şenol Güneş gerçekten büyük saygı duyduğum Türkiye'mizin, milli takımımızın ve daha önce Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Bursaspor'da birçok takımda çalışmış. Gerçekten kaliteli bir teknik adam. Gerçekten de taktiklerini ve oyun sistemini gerçekten çok beğeniyorum. Bir teknik adam olarak da örnek alıyorum diyelim. A milli takımımızın teknik direktörü kimdir? Çıktı çocuk bilmiyor. Ya da bir kız çocuğuna çıktı. Genelde futbolla ilgilenmez kız çocuklar ama benim kızlarım ilgileniyor bunu da söyleyeyim. Sağ olsunlar. Ankara Gücü Futbol Kulübümüze, futbol kulübüne geliyorlar. Buradan da onlara selam olsun. A milli takımımızın teknik direktörü kimdir? Elif'cim. Elif düşünüyor. Ya hocam bilmiyorum. Elif'cim A milli takımımızın teknik direktörü 2002 Dünya Kupası'nda da bizi dünya üçüncüsü yaptı. Beşiktaş'ta şampiyonlukları var. Duymuşsundur. Ondan sonra tekrar A milli takımımıza geldi. Bizi Dünya Kupası gruplarına taşıdı. Baban hiç izlemiyor mu maç? Aa hocam evet hatırladım. Babamla izlemiştik vesaire. Hatırlamadıysa ipuçlarını verdiniz. Yapacak bir şey yok. Elif'ciğim bu soruyu kaldıralım. Diğer arkadaşlarımla birçoğu el kaldırdı. Söz hakkı vermek istemiyorum. Lütfen milli takımlarımızı gerek futbol gerek voleybol takip edelim arkadaşlar deyip çocukları motive edebiliriz. Anlatacaklar bu kadar. Diğer soruları zaten çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. İşin özü budur. Bu tasarladığın bilgi yarışması, çarkı velek vesaire hangi videoyu çektiysen bu videonun açıklama bölümünde arkadaşlar alt kısımda URL link olarak da sizler için paylaşıyorum. Bu linke tıklayıp kendiniz de direkt üstünde oynama yapabilirsiniz. Aynı soruları okulunuzun ismini değiştirip paylaşabilirsiniz ya da gösterdiğim gibi Gmail'le ya da herhangi bir hesapla mail yoluyla girip yeni oyunlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi dersleriniz olsun. Kolaylıklar diliyorum. Her hafta birbirinden farklı branşlarla, birbirinden farklı oyunlarla, etkinliklerle YouTube kanalındayım. Tekrar beklerim. Görüşmek üzere. Saygılar, selamlar. Sizler de birbirinden eğlenceli eysel oyunlarımdan ve antrenman programlarımdan haberdar olmak için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı. Şimdiden teşekkürler.